Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 33. söz, 7. pencere. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemali intizamları ve kemali mevzuniyetleri ve kemali zinetleri ve icatlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, nasıl ki bir saniye hakimin vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gayet geniş mikyazda gösteriyorlar, öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat adedince yine o saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir tarzda kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkip ve talil hengamındaki teceddütte nihayet derece ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile, mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllenmelerini ve vücutlarını temiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdayı maddeleri kemal-i hikmetle ve kemal-i mizanla ayırıp tefrik etmek, yine o hakim-i mutlak ve o alim-i mutlak ve o kadir-i mutlakın vücub-i vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip her dakikada kemal-i hikmetle ekip biçip yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak ve o camide acize, cahili olan zerrata gayet şuurkarane ve gayet hakimane ve muktedirane hadsiz muntazam vazifeler gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani-i Zülkemal'in vücub-ı vücudunu ve kemal-i kudretini ve azamet-i rubiyetini ve vahdetini ve kemal-i rubiyetini gösterir. İşte Allah'ı bile anladılar. Yani Besubhanallah. Allah budur. Bir pencerede Allah'ı bile anladılar. Allah Allah. Aman yarabbi Allah. Nasıl konuşuyor? O nasıl ifadeler? Allah Allah. Aman yarabbi. Her zaman bile bunu düşünüyorum. Ne talihli insanlarız yani. Hani Allah şu dersleri bize nasip etti yani. Böyle bir tefekkür dersi. Allah Allah. Aman yarabbi. O zaman bu dersleri böyle düşüneceğiz, aklımız değerleniyor. Ya düşüncüseniz aklımız değerleniyor. Dinlediyseniz kulaklarımız değerleniyor. Değil mi? Allah Allah. Dinlediyseniz kulaklarımız değerleniyor. Pesubhanallah. Aman yarabbi. Aklımız değerleniyor. Kulaklarımız değerleniyor. O zaman ne olur? İmanımız inkişaf ediyor. Yani Allah Allah. İmanımız inkişaf ediyor. Aman. Böyle bir zat ne geçmişte gelmiş Bediüzzaman gibi, ne gelecek zaten olmaz yani. Allah Allah. Harika, harika. Yani değil mi? Bir daha dinleyelim yani. Hani. Bir daha dinleyelim. Yani. Yani. Yedinci pencere. Allah Allah. Bu ne mahsus bir şey. 33 pencere. Yedinci pencere. Allah'a bakan tabi. Nasıl bu pencereden Allah'a nasıl bakıyoruz? Onun izahını yapıyor. Bu pencereden Allah'a nasıl bakıyoruz? Allah'ı nasıl düşünüyoruz onu izah yapıyor yani. Allah Allah. Evet. Evet. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın. Evet. Yaratış, mesut. Allah'ın eserleri. Artık nebatatlar girir, hayvanlar girir buraya. Kainat değil, öyle değil mi? Ne diyor ki? Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın eserleri. Kemal intizamları. Ya, intizam ile süslemiş. Hem intizam değil mi de bir de intizamda kemal da yani. Yani intizamda kemal da. Allah Allah. Bir ağaca bakın, diğer ağaçlar onun gibi. Bir ağaçta nasıl intizam var? Yaprağı, dalları,
çiçekleri, netçe meyveleri, değil mi? Yani nasıl? Diğer ağaçlar da öyle yani. Mesela bir hayvanda nasıl intizam var? Allah Allah. Cenab-ı Hak herhangi bir hayvan, canlıya nasıl bir intizam var? Gözü, kulağı, diyelim azaları, ayakları, kuş ise kanatları, değil mi yani? Öyle değil mi? Diğer bir hayvan ise onu da efendim, kendi azaları, Allah Allah. Kemal intizamla nasıl yerleştirmiş? O ruhi, diyelim hani o şeylere, sığırlara ya, o ruhu o koyunlara, o ruhu o aslanlara, o ruhu filan hayvanı, aman ya Rabbi, Allah Allah. Nasıl onları yerleştirmiş diyeyim, Allah Allah. He işte bizim ruhumuzu, bu cesedimize nasıl yerleştirmiş? Nasıl şey, Allah Allah, hey ya, aman ya Rabbi. Nasıl yerleştirmiş, ruhu cesedimize nasıl yerleştirmiş ya, değil mi? Ya, evet. Kemal intizamı, öyle değil mi? Evet, şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemali intizamları ve kemali mevzuniyetleri. Mevzuniyetleri yani düzül işi yani. Mesela insanın elleri nerede lazımsa orada, parmakları nerede lazımsa düzülmeyin. Dediğimiz gibi işte kulakları nerede lazımsa öyle o kadar. Böyle o şekilde. Evet. Kemal-i mevzuniyetleri ve kemal-i ziynetleri. Her yer güzellikleri. Güzellikte kemal da. Yani her şey güzel. Kendine göre öyle, her şey kendine göre güzel. Yani kendi yerinde güzel yani. Her şey değil mi yani? Her şey kendine. İstanbul'da işte şey camısına gitti, yıldız camısına gittik yani. Bir kardeşine niye gittiğimi bilmiyorum da. Baktı orada hanımlar oturuyor, her birisinin kucağında ufak ufak köpekler, böyle sevgiler o köpekleri. Ona baktım, geberecekler sevgiler de bir şey yani. Allah Allah! İşte Allah Allah! Onu güzeli vermezse o hanımın kucağına. Allah Allah! Her şey kendi yerinde güzel, her şey kendi yerinde güzel. O, yani o hayvanların, o işleç hayvanların yavruları o kadar güzel oluyor ki yani. İşleç hayvanı değil mi? Yani o kadar güzel oluyor ki o ya, Allah Allah. Çok seneler evvel işte Van'da, efendim, Allah rahmet eylesin Bayram ağabeyi, Sungur ağabeyi, birçok arkadaşları beraber Van'a gittik de, Van'da o eski Van'a gittik işte, eski Van'ı gezdik, oradan sonra akşam namazı oldu. Orada bir yerde kıldık. Sonra Van'a doğru gidiyor ki geliyoruz yavaş yavaş yavaş. Baktım orada bir hayvanı ayağından bağlamışlar. Orada otluyor. Yanında da bir yavrusu var. 3-5 günlük yavru. Şimdi o yavru böyle bir koşuyor. Kulaklarını geri şeydir. Geri katlıyor. Bir koşuyor. Bir de bu yana koşuyor. Bir o. Şimdi ben o hayvana bakıyorum. Sungur Bey, Bayram Bey uzak geldi. Ya ne yapsın? Ya dedim. Hele şu hayvandan ders alırım ne? Diye ya Rabbi sana şükür, beni böyle eşek yarattın ya, bu nasıl bir şükür, bu nasıl bir varlık var, seviniz de. Hele şu hayvana bak yani, iyi de sevinmesin. Ya Rabbi sen beni nasıl güzel bir eşek yarattın yani, Allah Allah. Her şey güzel, hep ustadan öyle düşün. Ya bizatihi güzel diye, ya neticeyle itibariyle güzel. Hele bak nasıl ifade. Ya zatında güzel, ya neticeyle itibariyle güzel yani. Öyle değil mi diyor? Mesela şimdi gül ağacı zatında güzeldi, değil mi? Yaprağı, kokusu ama mesela dibinde bir gübre var, bak o gübre mesela o kadar güzel, o da netice itibariyle ona yaratıcı değil yani. Allah, her ustad değil, her şey değil güzel. Kimi zatında güzel, netice itibariyle güzel diyor ustadımız yani. Allah Allah, hiç Allah da yarattığı şeyde fayda olmaz olur mu? Allah ya, Allah ne demek yani, Allah Allah. Hey ne ama ya Rabbi, Allah'ım ne? Derin hikmetten kendi biliyor. Acaba bu hayvan neye yarar, niye yaratmış bunu bilemiyoruz yani. Hey ne, tabi. Bu kuşu neye yaratmış onu da bilemiyoruz. Subhanallah, Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hey ne, Allah'ı bu şey, hey ne. Bu kainat içindeki, dişindeki, etrafındakileriyle
Hep Allah izah ediyor kainat. Hep Allah anlatıyor durmadan, Allah Allah. Gece gündüz yani. Aman yarabbi, Allah Allah. Dağlar, bağlar, deryalar hep. Hep Allah'ı konuşurlar. Allah Allah. Heyene fesbana Allah. Ya ele yani. Dönenler ustadın ifadesi Mevlevi gibi eşkinden Allah'a doğru, Allah'a eşkinden dönüyor dönen, dönen yıldızlar tabi. Allah Allah. Öyle ha? Evet. Hocam bir kümbethane kısa boyuyla birisi gelip de size bir şeyler soruyor da siz bir cevap veriyorsunuz onu anlatsanız. İstanbul'dan falan gelen tabi. Nasıl anlayamadım? He. Kümbete birisi geliyor da size hani niye boyum kısa, niye boyum burada? Bu da sonra çok eskidiler. Eskide de yeni kümbete kardeşler var. He. Çok seneler evvel işte 66-65 oluyor o zaman. Baktım bir medreseye iki kişi geldi. Selam aleyküm, aleyküm selam. Efendim oturdular işte. Bir tanesi boyu kısa, bir de gamburi var yani. Bir tanesi de uzun boylu baba yiğit bir adam. Sonra o uzun boylu baba için olan adam dedi, ya Rabbi, dedi, hocam dedim buyur. Dedi, Allah adil midir? Amenna, Allah adalet güzel bir şey mi? He. E Allah adalümünde kim olsun ki yani? Allah adaletli. E adaletliyse niye öyle bazı insanları cemaat içerisinde mehcubiyet şeyinde yaratmış yani? Hani ha dedim. Arkadaş için mi söylüyorsun? He. Allah, o, he. Niye böyle yaratmış? Dedim peki o senin boyun kaç dedim. Dedi ki benim boyum 1.85. Arkadaşın boyu kaç dedi 1.35. Ha o dedi peki. İşte isimlerini tabi unuttuk dedim bu kısa boyu şey dedim. Yani senin Allah'ta 1.85 boy alacağın vardı 50'sini mi kesti vermedi yani öyle mi düşünsün sen? Ha öyle mi? Sustu da tabi. Yani Allah'ta 1.85 alacağımı delisin kesti he. Allah Allah. Dedim bak Allah büyük Allah'ın he. İstediğini istediği kimseye verir. Ya çünkü hep onun. Bir şerki yok ki onun şerkine tecavüz eder de hani aşağı aşağı hakkında öyle bir şey yok ki her şey onun efendim. İstediğini istediğine verebiliyor yani. De bak bu kapı açılsa bunun sonu gelmez. Bir düşün neden şimdi bu adam mesela şikayeti bu boyun kısalığından ama başka hayvanlar var yani ki o da geri sendir der ki ya Rabbi beni niye böyle hayvan yarattın daha o da öyle der ki yani niye insan yaratmadı bak olur mu böyle bir şey Allah'ın ya Allah öyle olur mu Allah'ın hiç böyle kısa kısa dedim bir defa sen boyun kısa ama bir defa insansın bak burada da şeyde üniversitede okuyorsan değil mi ha, bak bu ne demek yani. Sen buna bakarsın, Cenab-ı Hak ne vermişse ona şükredeceksin. Vermediği şeye şükür istemir Cenab-ı Hak. Sen ne, senin boyun kısa ona göre şükredeceksin. Bunun boyu da zor da ona şükreder. Aha. Ve senin dedin bir gamburun var. Ama semerin yok dedim bak ya. Bak gamburusu semer ne güzel. Ama gamburu var, semeri var. Ne enteresan bir şey yani. Sen dedim bunu bir yerde deme aramızda kalsın dedim. Sonra hayvanlar duyar gel de ki gel değişlenek. O zaman ne yaparsın? Ahura mı gireceksin? Güldüler. Memnun oldular falan. İşte o zaman o diyor. Evet. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemal intizamları ve kemal mevzuniyetleri... Biz bile bakacağız, biz bunlara bu şekilde bakacağız yani. Ya. Allah'a bile bakacağız ya, gördün, evet. Ve kemal zinetleri ve icatlarının suhuleti... Kemal zinetleri, ha bak ne, yani güzel olmuyor. Her şey kendi çapında kemal, güzelliği kemalda yani. Yani güzelliği şamalda. Evet. Heh. Ve icatlarının suhuleti. Yani o kadar Allah Allah aman yarabbim. Yani en azından bunu anlıyoruz yani hani.
Yani bir gecede ne kadar insan, ana rehmine insan düşüyor, Allah Allah. Onları yaratıyor Allah. Sonra insana ya bir de hayvanlar var. Allah Allah. Ne kadar suhuletle Allah iş görüyor. Allah'ın böyle gün sonu yok ya o. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ne kadar rahat işleniyor ki Allah-u Ekber. Geçen bir pazar günü bir kardeş bizi bir şeye götürdü de bir ağaçlık yerine götürdü, orada oturdum. Böyle ağaçların altına baktım ama ne kadar böcek takımı var. Ne kadar var orada baktım Allah'a. Kanatları var, ayakları ince. İnce ince ayakları Allah Allah. Onlar aman yarabbi Allah-u Ekber Allah'ı. Yani o o bazı hayvanlar var, baktım orada da şimdi iyi kanadı var başka, bir de ayakları da var. O ayaklar o kadar ince, onunla öyle yürür ki ya. Köpe subhanallah, veşber, Allah veşber. Allah'ımızın büyük bir ayeti yok yani, elhamdülillah, elhamdülillah. Ne kadar böcek takımı, Allah Allah. Onların rızıklarını veriyor. Onların hayattan zevkleri var. Bir kaçıyor da hayattan, kaçıyor da hayatın tadı başka. He yani onun kadar tatlı bir nimet yok hayat. Hayatın tadı başka. Hangi hayat sahibine baksan o kadar memnun ve onu muhafaza etmek istiyor yani. Hani kurbağa insanı gördüğüm hemen kaçıyor suya. Hemen hızlı hayatını alacak diyor. Allah Allah. Fesbana. Yani öyle hayatta öyle bir nimet yani. Allah hayat tabakalarına hesik geniş. Hayat tabakaları Allah Allah. Sayısını Allah biliyor yani. Ne çeşit mehlukları var. Her birisi nasip nasip böyle hayat vermiş onlara. O hayatlarından her şey memnun. Mesela alacak arka demiş ki niye ben bülbül olmadım demiyor. Ben daha ondan iyiyim diyor yani. Değilim yani. Ben daha ondan iyiyim. Aa burayı yani. Şimdi burayı insanı tetmin ediyor yani. Hani bir insan demesi ya keşke filanın anası benim anam olsa demiyor yani. Benim anam daha iyi değil mi? Ben daha iyiyim canım. Hani derler de dağın başına çıkmışlar da ahırları yuvarlamışlar dağdan aşağıya. Eski insanların füsreleri çok enteresan ya onlar. Böyle bir şey olmaz da ama bakın bir mana veriyor, bir mana var orada yani. Dağın başına çıkmış, ahırlarını yuvarlamışlar. Her şey şimdi kendi aklına beğenmiş. Allah Allah. Adalet işte Allah'ın lütfu yani. Yani Allah'ın lütfu kerem. Allah'u ekber. Subhanallah. Hay Allah. Ve birbirine benzemeleri. Ya tabii. İcatların suhuleti ve birbirine benzemeleri. Her ne kadar birbirine benziyor. Hayvanlar da birbirine benziyor. Gözde, kulakta, ayakta misal yani. Çok iştirak noktalarımız var yani. Her hayvanla müşterek noktalarımız var yani. Bir defa hayatta müşterekiz. Bir de hayatın elemet olan mesele diyelim gözde, kulakta, şurada hep azı da müşterekiz yani. Hele bak yine iş yani bir kalemi mal olduğu buradan belli canım. Şimdi ne kadar hayvan var ise insan hayvan hepsinin efendim gözlerinin ortası kara. Hem ben bilmiyorum bile bu. Hepsinin gözlerinin orta kara yanları bayaz yani. Allah Allah. Bir kalem var olduğu belli canım bu. Timsahın gözü nasıl seninki de aynı orada ortak yani. Subhanallah. Böyle. Bir kalemin mal olduğu yani. Her yani her şeyin, her mehlukun bakın şimdi azalarına bakın. Göz, her mehlukun gözleri aynı yerde. Değil mi? Öyle mi? Kulaklar da aynı yerde bakın. Senin kulağın ne derse timsahın kulağı da öteki. Allah Allah. Burunları da aynı. Fesubhanallah. Her mehlukun dili var ya. Ya bak bu ne aman yarabbim. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, subhanallah. Şimdi bazen düşünüyorum arkadaşlar size, böyle düşünüyorum ki acaba dünyada ne kadar hayvan var, koyun diyelim, sığır, bunların tüyleri var, bunların tüylerin sayısını Allah yaratıp biliyor, Allah Allah. Bak koyunlar, subhanallah. Ben size bir şey desem yani, efendim, bilmem yapabilir misiniz? Cennete gitmek ister misiniz? İster misiniz? Mesela deseydi ki cennete gitmek için bir şart var. Ne?
Başında saçları sayacaksan cennete gideceksin. Say bakalım. Say da. Cennetin kapısı kapanır. Say da öyle bir say bakalım. Saçlarını da git cennete. Yani. Ya Allah ve ekbe. O hayvanların yunları, saçların Allah ve ekbe. Subhanallah. İnsan neyi düşünürse efendim böyle şimdi zeytin yiysen her zeytin içinde bir zeytin fabrikası değil mi? Allah Allah. Öteki yere, beriki yere. Subhanallah. Ha böyle yani. Ve bir tek fıtrat izhar etmeleri. Nasıl ki bir saniye hakimin vücubu vücudunu. He. Ne ifade edeni? Bir saniye hakimin vücubu vücudunu. Vücubu vacip olması. Vücubu vücudunu. Vücudunun vacip olması. Vücudunun vacip olması. Yani Cenab-ı Hakk'ın vücudunun olması vacip. Olmaması muhal. Yani vacib-ül vücut. Ne demek, ne güzel ifade. Vacib-ül vücut. Vücudu vacip. Vacip olacak illa. Yani olması zaruri Allah'ın Allah. Olmaması muhal. Vacib-ül vücut. Ha, güzel bir şey. İyi anladık değil mi? Mümkün-ül vücut. Vücudu mümkün. Olur da olmaz da bizim vücudumuz gibi. Vacib-ül vücut olması zaruri, olmaması bu hal. Allah ebeli ezeli. Mümkünül vücut. Olur da olmaz da. Bizim vücudumuz, kainat bir zamanda yok idi. Bak sonra olmuş, olur. Mümkünül vücut. Bir de mümteni vücut. Vücudu mümteni. Şeriki var Allah'ın işini. Vücudu mümteni. O mahal. Evet. Ve kemal-i kudretini Allah tamam. Ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Saydığı şeyler değil mi? Kainat tekeri gelişmiş. Öyle de camit ve basit unsurlardan. Cansız, camit ve basit unsurlardan. Hadsiz. Hava unsuru, su unsuru, toprak unsuru bunu geliyor. Öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı. Ya, her sözde muntazam mürekkebat. Mesela suyu, toprağı, mürekkebatı, işte havayı, değil mi? Ziyayı bir araya getirip bir çek yapıyor mürekkebat. Bir çek terkiptir yani. Neden? Toprağın işte bir insan da mürekkebatı. Evet. Mürekkebat adedince yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet. Şehadet. Ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir tarzda kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi terkibat-ı mevcuda tabir edilen terkibat-ı mevcuda dedim ya işte, hep hayvanlar terkip, çiçekler, meyveler, ağaçlar bunlar her terkibat. Terkibat mevcuda tabir edilen terkip ve tahlil hengamındaki. Evet, terkip oluyor. Tahlil de sonra mesela insan terkip oluyor işte malum. Sonra ölünce tahlil oluyor. Ya ki şey diyor. Dağılıyorlar yani. Evet. Terkip ve tahlil hengamındaki teceddütte. Teceddüt yani yenilemede teceddütte. Nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde. Nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile. Karışık ya işte değil yani. Hani ne kadar nebatatların tohumları diye bir yerde toprağın altına atsan gene birbirine karışmadan imtiyazlar çıkıyorlar. Evet. Mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllenmelerini ve vücutlarını temyiz ve tefrik etmek. Ya etmek. Ya bunlar Allah'ın var böğürü günün izahları yani Allah Allah. Allah'ın böğürü günün varlığını izahlarını yapıyoruz. Evet. Ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek. Ayırmak tefrik. Ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdai maddeleri. Evet, mesela insan 3-4 tane yemeği bizden yiyor, mideye iniyor karışık madde. Kemal-i hikmetle ve kemal-i mizanla ayırıp tefrik etmek. Tamam, şimdi mizanla. Gözene kadar, kulağına kadar, eline kadar oradan ayırıyor Cenab-ı Hak. Hiç haberimiz yok. Aha.
bu bir iş daha. Yani midedeki bu tehlil değil mi? Evet. Yani bu bir iş yani. Biz yapmıyoruz diye mi? Yapan var Allah'a. Aman ya Allah'a böylece. Yani her mehlukun ilmiyle, kudretiyle her mehlukun yanında o ne yapıyor? Evri çeviriyor. Allah Allah. Evet. Evet. Ve hücerat-ı bedene karışık bir surette giden gıdayı maddelerini kemal-i hikmetle bunu düşünüyorum. Gıdayı maddelerin her yiyen midemize giden gıdayı maddeleri. 6-7 milyar insan var. Bunların midesine gidenleri değil mi? 6-7 milyar insan var ama acaba ne kadar sığır var? Oo, onların da midesine aynı zamanda. Ne kadar koyun var? Ne kadar öteki, ne kadar... Allah-u Ekber, Allah. Böyle bir düşünün hele. Allah-u Ekber. Allah. Bu sahada Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor yani. Sıçada insanların midesi değil ki. Ne kadar hayvanların midesi var, balıkların falan. Öyle mi? Evet. Ha tabii, öyle düşünürsün. Ha? Evet. Evet. Gıdayı maddelerini kemal-i hikmetle ve kemal-i mizanla ayırıp tefrik etmek... Yine o hakim-i mutlak ve alim-i mutlak ve o kadir-i mutlakın vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip her dakikada kemal-i hikmetle ekip biçip o zerreler aleminden Allah Allah. Hava zerresi, toprak zerresi değil mi? Su zerreleri bir araya gelir, evet. Her dakikada kemal hikmetle ekip biçip yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak ve o camide acize, cahili olan zerrata camide camit, cansız. Acize, aciz. Cahile. Cahile, cahil. Yani, toprak cahil de. Ama ondan çıkan işe baksana ne kadar ünlü bir şeydir. Bir saksıcada, bir saksı toprakta ne gibi şeyler bitiriyor yani sanki değil mi? Evet. Evet. O camide acize, cahili olan zerrata gayet şuurkarene ve gayet hakimane ve muktedirane hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani-i Zülkemal'in vücubu vücudunu ve kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır. Aha, marifetullah, Allah Allah, dört yol ya. Ve bu ve büyük bir mikyasla bir sani hakimi akla gösterir. İşte şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen aklını çıkar at, hayvan ol kurtul. Sekizinci pencere, nevi beşerdeki bütün ervah-ı neyyire ashab olan enbiyalar aleyhisselam. Ashab-ı Neyir, Nur yani Neyir, Nur yani. Nevi Beşer'deki bütün ervah-ı neyyire ashab olan enbiyalar aleyhisselam. Yani, evet. Bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek. Ha, apaçık, bahir açık, zahir mi? Evet. Ve bütün kulub-ü münevvere aktabı olan evliyalar. Peygamberlerden. Şimdi onlara ne kadar güzel isim veriyorum. Birinciler ne? Ervahları. Evet, enbiyalar. Ya. Nevi Beşer'de bütün bütün ervah-ı neygiri ashab olan enbiyalar. Ervah-ı, onların ruhları nur. Buna öyle dedi. Evet. Sonra? Ve bütün kulub-ı münevvere aktarılan evliyalar. Kalpleri münevver olmuş, ehtaplar, kutuplar, evliyalar. Evet. Keşf ve kerametlerine itimat ederek ve bütün ukul-u nuraniye erbabı olan asfiyalar. Asfiyalar, tamam. Tahkikatlarına istinad ederek bir tek vahid-i ehad, vacibül vücud, halık-ı külli şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine
ve kemal-i rububiyetine şehadetleri. Birinci ders akli dersidir. Yani aklın izah ettiği ikincisi de nekli delil. Peygamberlerden, işte evliyadan, bu da nekli delil. Delil-i akli, delil-i nekli bir araya getirdi. Evet. Bir tek vahid-i ehad, vacibül vücud, halık-ı külli şeyin vücudu, vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal-i rububiyetine şehadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir. Ey biçare münkir! Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salavatullah.